miyordur diyeceğim sizlere. Hem X'de hem YouTube'da sorular var rica ediyorum. Ee, YouTube'daki soru İyi Parti ile ilgili. İYİ Parti'de lider değişimi oldu ve e, biri gitti, biri geldi. Musavat Dervişoğlu geldi. İYİ Parti ne olur diye bir soru sorduk. Lütfen cevap verin. Ardından da bizi izlemeye cevap e, verebilirsiniz. İYİ Parti ile devam ediyoruz o zaman. İYİ Parti'yi nasıl bilirsiniz diye bir soru soracağım. Karışık diyorsunuz. Lideri nasıl? Heh, lideri lideri gitti yani e, artık e, Meral Akşener devri bildiğimiz kadarıyla şu anda bitti tamamen bitti hatta resmi bile gitti. Peki kim geldi yerine diyeceksiniz çok iyi tanır mısınız tanımaz mısınız ben yani ben yani neticede gazeteci olduğum için Musavat Bey'in ismini çok duymuş bir insanım ama toplum gerçekten Musavat Dervişoğlu'nu tanıyor mu geçici mi bir de kalıcı mı? İYİ Parti Genel Başkanı'nı belirledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir devir böyle kapandı. İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in meclisteki fotoğrafları indirildi. Yeni Genel Başkan için hazırlıklar başladı. Musavat Dervişoğlu İYİ Parti'nin dümenine geçmek için olağanüstü kongrede yarıştı. Çekişmeli geçen kongre sonrası Dervişoğlu dönemi resmen başladı. Ben bir yarış kazanmadım. Çünkü ...kimseyle yarışmadık biz. Üç turlu kongrede Dervişoğlu 611 oy alarak... ...genel başkanlığı kazandı. Rakibi Koray Aydın'ın oyuysa 548'de kaldı. Kulislerde son turda adaylıktan çekilen Tolga Akalın'ın... ...iyi bir pazarlık yaptığı ve bu çerçevede genel idari kuruluna... ...kendisine yakın Fatih Demirkol ve Kazım Haluk Ünal gibi isimleri yazdırdığı iddia edildi. Ağabeyim Koray Aydın'la, kardeşim Tolga Akalın'la ve bu dava için yolculuğumuza devam edeceğiz. Ayrıca 50 kişilik genel idari kurulunda Dervişoğlu Akşener'e yakın pek çok kurmaya listesinde yer verdi. Ay Yüce Türkeş, Kürşat Zorlu, Berna Sukas, Melih Aydın gibi isimlerin yanı sıra daha önce Akşener'le araları açılan bazı isimler de listede yer aldı. Uğur Poyraz, Ümit Öznale, Enver Yılmaz ve İsmail Koncuka'da yer verilmesi gözlerden kaçmadı. Birbirimize sarılarak yaralı yarılarak... Saracağız. Bir diğer iddia ise kurultay sonrası istifa furyasının başlayacağı bazı milletvekillerinin CHP'ye geçeceği. Ancak İyi Partili isimlere göre kısa vadede bir ayrılık söz konusu değil. Partinin yeni dönemde ime kazanıp kazanmayacağına bakılacak. İstifalar İyi Parti'de şu sıralarda görevlerle sınırlı. Grup Başkan Vekili Erhan Usta görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ne düşünüyorsunuz? Musavat Dervişoğlu ile ilgili. Bir kere Musavat Bey önce bir kendini tanı, tanıtması gerekiyor. Musavat Bey'in kendini tanıtması gerekiyor insanlara. Çünkü yani hep ikinci planda kaldığı için o bakımdan bir bilinmezlik var. Çünkü ama yıllardır siyasetin içinde iki partiyi nereye oturtacak? Yani ülkücü e, eski ülke ocakları başkanlığı yapmış İzmir'de Fatsalı bildiğim kadarıyla e, MHP kökenli, milliyetçi kökenli parti milliyetçi bir çizgiye mi taşıyacak? Yoksa merkez sağ oturtabilecek mi? Onu da zaman gösterecek ama zaman tanımak gerekiyor Musavvat Dervişoğlu'da. Hala da kafamda soru işaretleri var. Onu da zaman belirleyecek. Yani emanetçi mi yoksa gerçekten kalıcı mı? Ama sözlerine bakıyorsunuz öyle olduğunu, kalıcı olduğunu anlıyorsunuz. Sorumuz var. Lütfen yanıtlayınız dedik. şimdi bakın. masadan gidenler. Altılı masa ne hale geldi?